Ondan başlayalım bence. Tabii ki yabancı kuralı ile ilgili hep tartışma oldu zaten. Biz de Türk futbolu adına nasıl faydalı olabilir diye açıkçası yerli oyuncuya yabancı oyuncu fazlalığının katkı mı sağladı yoksa zarar mı verdiği yönünde bir sürü tartışma oldu. Bununla alakalı azaltılması yerli oyuncu kalitesinin anca üretilmesiyle olabilir. Çünkü bir şans şöyleydi, bunu avantaj olarak çok iyi kullandık. Birçok oyuncumuz bu yabancı kuralından dolayı yurt dışına çıkıp bu şansı bulan oyuncularımızı fark edilmesi sağlandı aslında. Hem Zeki'nin, Çağlar'ın, transfer olan tüm oyuncularımızın söylüyorum. Bu anlamda eğer olmasaydı bu şansı bence hem de PTT Lig'den yurt dışına çıkıp oynama avantajını kullanamayacaklardı. Ama bir gerçek var ki sahadaki bugün bizde de olduğu gibi biz 6-7 oyuncuyla zaman zaman maçlarımıza çıkabildik yerli oyuncuyla. Bu sayının fazla olması lazım ama bu sürecin hem de altyapının iyi oluş sistemiyle birlikte ilerlemesi lazım. Trabzon bu konuda çok iyi. Bizim de Antalyaspor'la ilgili çok iyi çalışmalarımız var ve bu anlamda altyapıya büyük yatırımlar yapıldı. Umarım karşılığı iyi olacaktır. Ben pozitif ve olumlu buluyorum. Maça gelecek olursak Trabzonspor'un tabii içinde bulunduğu durum, üzerindeki baskı, burada yaşamış, oynamış bir oyuncu olarak farkındaydık. Ve öne geçtiği maçlarda bu kadar puan kaybı yaşamasının, bu sezon sanırım 22 idi, bugünle birlikte 24'e çıktı. Bunda büyük etkisi olduğunu düşünebiliriz. Biz tabii çok eksik oyuncuyla, 9 tane cezalılarımız, sakat oyuncularımız, sürecin vermiş olduğu risk etmek istemediğimiz oyunculardan yoksun geldik. Sadece 15 kişiydik. 16 kişilik kadromuzda 2 tane kalecimiz vardı. Yani oyuncularımı açıkçası sahaya koymak istediğimiz oyun felsefemiz, bundan önceki maçların tümünde yaşadığımızı, oyuncuların isimleri değişse de kültür anlamında oyunun içinde bulunduğu olumlu anlamda sahaya yansıtabildik. Bunun da sonucu bugün beraberlik oldu. Çünkü ikinci yarı ligde kalabilen ve seneye de Süper Lig'de olan bir Antalyaspor olsun diye çok mücadele verdik. Bugün de onun karşılığıydı. Çünkü oynayan oynamayan oyuncularımızla inanılmaz çalışkan bir grupla bu seviyeye gelmiştik. İnşallah önümüzdeki kalan 3 maçta da bu puanı yukarılara çekebiliriz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Büyük camia ve de yaşadığım en güzel 2 seneydi oyunculuk döneminde burada kaldığım süre. Ama maalesef bazen oyuncuların açıkçası elinde olan farklı şeyler sahaya oyun gücü olarak yansımayabiliyor. Bugün de Trabzonspor bunu yansıtamadı. Biz çok olumlu şekilde yansıtabildik. Öncelikle beraber kaldığımız için üzgünüz. Maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Özellikle pandemiden sonra içeride oynadığımız iki müsabakada da oyun başlangıçlarımız ve oyun gidişatı istediğimiz seviyede değildi. Rakibin özellikle orta sahadaki dirençli oyuna karşılık cevap veremedik. Bunlarda zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Penaltıdan geriye düştük. Sonrasında iki penaltıyla öne geçtik. Ama oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık. Rakibi oyuna ortak ettik. Rakibi oyundan dışarı atamadık bu konularda. Eksiklik olarak görünüyor. Bu bir süreç 3 tane daha maç kaldı. Kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber oturup değerlendirme yaparız.